Eleman aranıyor. Ne kadardır asıl o yazı orada? Yaklaşık bir aydır herhalde. Bir ay. Bir ay mı? Bir aydan fazla. İngiltere'de eleman aranıyor ancak bulunamıyor. Ocak, Şubat, Mart yani yılın ilk çeyreği. İşletmelerin kapılarında asılı eleman aranıyor ilanlarının sayısı 1.288.000'i bulmuş. Bunun 160.000'i lokantacılık, restorancılık sektöründen. Şimdi Londra'da Haringey semtindeyiz. Türkiye'den gelen göçmenler burada ağırlıklı olarak kebapçılık ve restorancılık işiyle meşgul. Yani sektörle direkt temastalar. Bakalım ne diyecekler? Onlar eleman arıyor muymuş? Bulamıyorlarsa neden bulamıyorlarmış? İşletmeler çalışan bulmakta sıkıntı yaşıyorlarmış. Doğru mu? Var mı böyle bir sıkıntınız? Var abi. Sebebini de söyleyeyim ben sana, sen sormadan. Abi çünkü vecizlerde zam yok. İşçi maaşında düşüklük var. Geçim sıkıntısı da artık bir nevi yaşanıyor. Çünkü etin önceden kilosu mesela yani 3-4 lirayken şu an olmuş 7-8 lira. Sterlin. Yani 7-8 sterlin. İşçilerin maaşında ama olduğu yerde yani hiç değişme yok. Bundan dolayı işsizlik var zaten. Çalışan adam da çalışmıyor. Dükkan sahibi de yani bosslar da artık elindeki sağlam adamı tutmuyorlar. Çünkü niye herkes gelir çalışır gibi düşünüyor. Ondan dolayı işçi sıkıntısı olmaya başlıyor yani anladın mı? Yani sana şöyle söyleyeyim. Herkesin hakkını versen bence hiçbir işletmede işçi sorunu da olmaz, işsizlik de olmaz abi. İş arayan bazıları diyor iş arıyoruz, iş bulamıyoruz. Bazıları diyor işçi bulamıyoruz. Yani bir arada bir sıkıntı var. Sizce sebep ne? Sebep vallahi herhalde ya parasından memnun değiller ya da işveren artık her şey malzeme falan pahalaşmış. Siz memnun musunuz ücretinizden? Yani bizimki öbürlere göre yani normaldir ya. Yani o kadar da yani çok memnunum da diyemezsin ama yani idare ediyoruz yani. Çalışanlara ne ödüyorlar patronlar? Şu an en iyisi garson yani iyi çalışan 6-700 lira para alıyor. 6-700 sterlin olarak. Haftada? Haftada. The Telegraph gazetesi restoran sahipleri çalışana cazip gelecek fikirler üretiyor şeklinde bir haber yaptı. Çalışanının spor salonu aidatını ödemek, doğum gününde bedava yiyecek içecek ve artan ikramiyeler bunun birkaç örneği. Habere göre bazı restoran sahipleri müşteri kılığında giderek başka restoranlardan eleman avlayacak duruma gelmiş. İş arayan arkadaşınız var mı? Şu an iş arayan arkadaşım pek yok. En büyük sebebi koronadan sonra oldu. Çünkü korona geldiği zaman çoğu iş yerleri kapandı. Ve kapandıktan sonra millet aç kalacak korkusundan yeni bir iş bulma çabasına bulundular. Adamların çoğu ya kripto ile ilgileniyorlar, ya trading yapıyorlar, ya Shopify, ya Amazon FBA. Veyahut da Uber, Deliveroo falan gibi işlere girmeye başladılar. Çünkü baktılar gelecek yok. Hem kebap işleri uzun saatler olduğu için, 10 saatten fazla çalıştığı için, bazıları 10 saatten fazla çalıştırıyor. Ve istediği zaman da evine gidemiyor. Dedi ben Uber, Deliveroo yapayım, kendime çalışayım daha iyi. Olay bundan dolayı. Valla gelen bir hafta çalışıp kaçıyor. Kimse çalışmak istemiyor. En son dün bir hafta biri geldi, çalıştı ve çıktı. Şikayeti neymiş? Şikayetini bildirmedi. Çok geç haber verdi. Yani şikayet de bildirmiyorlar. Normalde notis vermeleri gerekiyor 10 gün önceden. Ama bir anda bırakıp çıkıyorlar. Sizce neden? Bana göre işte buranın temizliği ya da iş yükü onlara ağır geliyor olabilir. Ama oysa ki çok kolay, çok basit. Sadece temizlik ve satış yapıyoruz. Siz ne diyorsunuz? İnsanlar zora gelemiyor artık. Kolay para kazanmanın peşindeler. Aynen. Ya eskisi gibi uzun saat çalışmak istemiyorlar. Yüksek miktarda çalışmak istiyorlar insanlar. Ondan sonra... Daha fazla para kazanmak istiyorlar demek istiyorsunuz. Evet. Ne ücret veriliyor bu işlerde çalışanlara Londra'da? Genellikle 400-450 en fazla. Sterlin haftada? Evet haftada. En fazla 500. Ya evet. Ayda 2000 yapar. Evet. Aslında iyi para gibi gözüküyor. Yani ortalama gelirin bile üstünde. Ama artık her şey çok pahalı. Eskisi gibi değil. Pandemiden sonra her şey iki katı oldu. İngiltere'de enflasyon son 30 yılın en yükseği %7.
Ücret artışları ise o oranda yüksek olmadı. İngiltere Merkez Bankası'nın politikalarına yön verenler bu konuda endişeli. Çünkü bu sorunların canlı iş gücü piyasasına gölge düşürmesinden korkuyorlar. Bu da şu şekilde yorumlanıyor. İnsanlar sadece hayatta kalabilmek için düşük ücretle çalışmak yerine çalışmamayı tercih edebilirler ya da sosyal yardımlara başvurabilirler. Çalışmayan arkadaşınız var mı? Var tabii. Niye çalışmıyorlar? Dediğim gibi bazıları yani burada hayatı yani biraz kolay almış, devletten alıyor, geçiniyor. Bazıları geleceğine yatırım yapmak için çalışıyor. Çalışanlar bile bu da ev yardımı, kira yardımı almazsa yani geçimini sağlayamaz. Çünkü yani çalıştığı maaştan daha fazlasını ev kirası ödemesi lazım. O yüzden %99'u part-time olarak gösteriyor. Ev kirasını devletten alıyor ama artık böyle yardım başka yardım almıyor. Sadece ev kirası ki en ağırlıklı olanı da ev kirasıdır yani. Onu devlet ödemezse senin çalıştığın zaten ev kirasına bile yetmez.